Güzelliği getiren şey nedir? Kesinlikle mükemmellik değildir. İnsan çözümünü bulduğu, sorunlar üzerinde uğraşıp çözdüğü şeylerden daha çok zevk alır. Karakterimizin hiçbir yeteneği olmayan, çelimsiz, iğrenç, şekli bozuk bir varlık olması bizleri oyuna ve karaktere daha çok ısındırıyor. Oyunu bizim için daha da eğlenceli hale getiriyor. Çünkü onu düzeltebilirim düşüncesi hakim. Öte yandan bir şeyin güzel olması için illa çözülecek bir sorunu olması gerekmez. Değiştirilemeyen bazı gerçekler her ne kadar toplum tarafından kusur olarak kabul ediliyor olsa da insana güzellik katarlar. Sivilceler, benler, yara izleri, obeziteye kaçmayan şişmanlık, deri renginin siyah olması. Bu tür kusurlar insanı daha da güzelleştirir. Geçtiğimiz bölümde bu kulübede kalmıştık. Belli bir kiloya düşene kadar da burada kendimizi güçlendirmeye çalışmıştık. Fakat buradan ayrılmanın vakti geldi. Yolculuğumuz uzun sürecek. Her zamanki gibi beni açlığın veya susuzluğun değil, soğuğun öldüreceği bir durumdayım. O yüzden dışarıda uzun vakitler kalamam. Bölge bölge ilerleyeceğim. İlk ziyaretimizi buraya yapıyoruz. Güzel bir yemekhane. Ne var ki üzerimde çekiç ve testere? Yok. Daha güzel hale getirebilirdim burayı. Kalorisi yüksek yemekler arıyorum. Ama konservelere de hayır demem. Yemekhanenin yanında tuvaletler var. Bu gittiğimiz yer ise yatakhaneler ile dolu. Ne var ki bu yatakhanelerde kıyafet dışında bir şey yok. Haritadan da göstereyim. Buradayım. Bir süre bu yoldan devam edeceğim. Bu yolun sonunda bir ahır var. Fakat içerisinde zombiler var. Ve bir silahımız olmadan bu zombilere karşı bir şey yapamayız. Geri dönüp kapı numarasını yapmaya karar verdim. Bu 1, 2 ve 3. Çiftlik evinde kaldığım zamana göre artık farklıyım. Bu tür zombi gruplarından korkmuyorum artık. Ayrıca etrafta rahat rahat gezinebilecek durumda olmam bana ekstra özgüven sağlıyor. Bu bölgenin deposunda çekiç ve metal çubuk buldum. Buradan ayrılmanın vakti geldi. Bulduğumuz ve işimize yarayacak tek şey iki konserve yemek ve çekiçti. Buraya geldim. İki zombi var içeride. Elini sallasa kolu kırılacak durumda olan birisi olduğumuz için mızrak gibi silahlar paha biçilmez bir değer taşıyorlar. Burada ayrıca fıstık ezmesi ve marmelat gibi değerli yemekler buldum. Bir süre tohumlandım burada. Buradan ayrılıp buraya geldim. Mızrağımın güzelliğini göstereyim şimdi. Normalde 2 saat sürecek boğuşmamız bu animasyon sayesinde tek vuruşta bitiyor. Fakat mızrağı ikinci zombiye de geçirince mızrak elimizde patladı. Bulduğum bir diğer güzel şey ise konserve açacağı oldu. Burası ise araba tamircisi. Çekiç dışında güzel bir şey yok. Yandaki binadan da bir olta buldum. Yeniden ayrılıyoruz. Aslında özellikle aradığım birkaç eşya var. Bunlardan birisi sizin de bildiğiniz gibi kalorisi yüksek yemekler. Çok fazla kilo kaybettim ve daha fazla kaybetmemem gerekiyor. Bir diğer aradığım şey ise tarla malzemeleri. Ekecek tohum arıyorum. Yolculuğumuzun ana amacı da bu zaten. Sonrasında bu iki depoya geldim. Kötü haber, buradaki kutuların hiçbirisinde tohum yok ve içerisinde olan yiyeceklerin hepsi çürümüş. İyi haber ise burada tohum ve sulama kabı buldum. Oh yeah! Diğer depo gibi bu depoda da çürümüş yiyecekler var. Ve tohum çıkmadı. Olsun, bulduğumuz ile yetineceğiz artık. Buraya geldim. Buradan da testere ve tohum çıktı. Çekicim zaten var. Üzerine testere buldum. Marangoz yeteneğimi geliştirebilirim artık. Bunun dışında buradaki evden de biraz yemek lootladım ve yolculuğumuz yeniden devam ediyor. Haritamı şöyle bir göstereyim. Bu geçen bölümde kaldığım yer. Burası iki büyük depo ve tohum çıkan yer. Burası da testere ve tohum çıkan yer. Şimdiki hedefimiz ise bu çiftlik. Burada gayet güzel bir ev var. Evin yanındaki depodan çivi buldum. Eski alışkanlıklar zor ölüyor. Ev ise gayet güzel. Üst katının olması bizim için çok iyi. Kendimi daha güvende hissediyorum böyle olunca. Evden çıkıp bu yolu takip ederseniz eğer önce küçük bir eve, sonrasında bir depoya ve daha da devam ettiğinizde bir kuyuya rastlayacaksınız. Buranın yerleşkesi kısaca böyle. Uzun bir süre burada kalacağım. Geçirdiğim bu yolculukta bolca yemek buldum ve yeterince solucanım var. Ayrıca aradığım tohumları da elde ettim. Fakat tohumları bulmam hemen ekebileceğim anlamına gelmiyor. Hala kış aylarındayız. Yaptığım araştırmalarda tohumlar kışın da büyür. Fakat normalden daha az hasat verir diye okudum. Buna rağmen riske atmak istemiyorum. O yüzden bir süre burada spor yaparak devam edeceğim. Yaklaşık 5 gün boyunca aralıksız spor yapıp, yatıp, yemek ve su içip yeniden spor yaptım. Peki bu 5 günün sonunda beni durduran şey ne oldu dersiniz? Yemeğim kalmadı. Solucanlarım da bitti.
Yolu yaraladık sayılır. Yeterli yemeği bulup geri geleceğim ve kaldığım yerden devam edeceğim. Peki yeterli yemeği nereden bulacağım? Aslında yakınlardaki başka bir çiftliğe gidip orayı lootlamayı planlamıştım. Ama ne var ki işler istediğim gibi gitmedi. Başta etraftaki zombiler sorun değildi. Fakat çiftlik evi yanmıştı. Deposu hala ayaktaydı. Depoyu lootlarken az daha içeride kapana kısılıyordum. Son zombiyi de öldürdükten sonra şöyle bir etrafa bakınayım dedim ve yanıma yaklaşan zombiyi çok geç gördüm. Neyse ki sadece bir sıyrık. Her ne kadar sıyrık da olsa sıyrığı aldığımız yer elimiz. Hasarımızı düşürecek bu. Normalde yere düşen bir zombinin kafasına çekiçle 3-4 defa vurduktan sonra öldürebiliyorken şu anda 8-10 vuruşta öldürebildim. Bir anlık dalgınlık bana neredeyse hayatıma mal olacaktı. Sonrasında daha da zekice bir şey yaptım. Bu çiftliğin kuyusunu ziyaret ettim. Ne oldu? Paniklediniz değil mi? Evet, ben de panikledim. Ve ben hatalarımdan ders çıkarıyorum. Mesela etrafı düzgünce göremediğimiz yerlerde sabit kalmamak gibi. Yemek için geldiğim bu yerde az daha yemek oluyordum. Ama bu tür vakalar yolculuğumuzun tadı tuzu oluyor. Bizi sürekli kovalayan bu zombilere az da olsa yemek olmak bana yaşadığımı hissettiriyor. Yalnız olmadığımı, onların da yaşamak için benim gibi böyle bir şeye muhtaç olduklarını anlayabiliyorum. Eve döndüm. Anlaşılan ihtiyacım olan yemeği loot atarak bulamayacağım. Ama bizde çare tükenmez. Çare gelmez. Ağlamaktan. Sözler yanlış olabilir ama dediğim gibi kusurlar güzelliği getirir ve telif yememeyi de getirir. 23 solucan bulduk. Bizi bir süre idare eder. Biraz da spor. Şimdi bir adam düşünün ki evinin önünü 3 saat boyunca bir el küreği ile kazdı. Sonrasında kazdığı yerin üstünde spor yapmaya başladı. Birdenbire. Ve sporu bitince de kazmaya devam etti. Delilik bir dahilik midir? Yoksa dahi insanlar aslında deli midir? Cesaret korkusuz olmak mıdır? Yoksa korkmasına rağmen korkulan şeyin üzerine gitmek midir? Peki özgürlük nedir? Huzurlu olmak özgürlüktür. Huzur özgürlüktür. İçinizin rahat olması, yarın için bir derdinizin olmaması, bir başkasının kafanızda yer kaplamaması özgürlüktür. Sevmek sevilmek değil, asıl özgürlük kafanızın rahat olmasıdır. Peki bize özgürlüğü getiren, huzuru getiren şey ne? Güç! Gücünüzün olması huzurdur. Yapabileceğiniz şeyleri dert etmeden yapabilmek huzurdur. İşte bu yüzden karakterimi oluştururken kadın yaptım. İlk bölümün ilk dakikalarından beri böyle olmasına rağmen kimse bu durumu sorgulamadı. Karakter birdenbire erkeğe dönüşmüş olmasına rağmen hiç kimse bir şey demedi. Her neyse, sanıyorum ki konudan fazla uzaklaştık. Bir süre sonra evimin önünü kazmaktan sıkıldığım için neden yan tarafı da kazmıyorum ki deyip burayı kazmaya başladım. Solucan ruhumun ve bedenimin bir parçası oldu benim için. 78 solucan topladık böylelikle. Madem yeterince yemeğimiz var, artık kaldığımız yerden devam edebiliriz. Aslında etrafı gezip loot atmaya devam edebilirdim. Fakat şu anda yaptığımdan daha verimli olacağını düşünmedim. Öte yandan tohumlarımı ekmek için kış aylarının geçmesini beklediğimi söylemiştim. Bu süreyi de verimli geçirmek istediğimden spora abandım. Bu süreç aralıksız 12 dakika sürdü ve aslında sürmeye de devam etti. Ama burada susuzluktan geberiyorken yatmaya karar verdim. Ve çok fena panikledim. Az daha uykumuzda susuzluktan geberiyorduk. Neyse devam edelim. Ve burada gücümüz seviye 4 oluyor. Burada da fitness'ımız seviye 4 oluyor. Yaklaşık bir hafta, gerçek hayatta ise 13 dakika sürdü. Ama sonunda elle tutulur bir güce ve fitness'a ulaştık. Beni en mutlu eden şey ise taşıyabileceğimiz ağırlık kapasitemizin artmış olması. Kilomuz ise 72 oldu. Yolculuğumuza devam edecek durumdayız artık. Normalde spora bir süre daha devam edecektim ama kilom beni korkutuyor. Gerekli yiyecekleri zamanında bulamazsam zayıflıktan ölebilirim. Peki şimdi nereye uğrayacağız? Ziyaret etmeyi planladığım bir yer var. Oraya gideceğim. Önce şu yanık çiftliğin olduğu yerin hizasından devam ediyorum. Bu yol bizi küçük bir mahalleye götürüyor. Orada aradığım şeyleri bulabilirim. Karşıma zombi çıkınca halledeyim bari dedim. Ama meğersem yol boyunca bana kuyruk olan bir sürü zombi varmış. Onun farkına varıyorum burada. Yapacak bir şey yok. Hepsini birden halledemem. Bir süre uzaklaşacağım. Bu çitlerde bir şeyler yapılabilir. Ufak bir kısmını halletmiş oldum böylelikle. Ama yoruldum ve uykum var. O yüzden yanık çiftliği ziyaret edeceğim. Burada halledebileceğimden çok daha fazlası gelince kaçmaya karar verdim. Kaldığım eve geri döneceğim. Ve burada dinleneceğim. Devam edelim. Madem
yol üzerinden gidemiyorum. O zaman ormanın içinden gideyim bari dedim. Fakat bu da bizim için iyi bir yol gibi gözükmedi. Sorunsuz şekilde ormanın içinden geçiyordum. Keşke geçmeseydim bu büyük bir sürü. Birazını çitlerde halletmeye çalıştım. Fakat hepsi birden türediler. Üzerine bir de kolumuzdan yaralandık. Hasarımızda ve özellikle hızımızda düşüş olacak demek bu. Bu hiçliğin ortasına kaçtım. Burada teker teker gelirseler halledebilirim. Bu 1, 2, 3, 4 ve 5. Ve buraya tekrar geldim. Burada beklerken bari hızlandırayım da zombiler erkenden gelsin dedim. Ve zombiler erkenden geldiler. Hıza bak. İtme hızım daha yüksek. Ayağımızla öldüreceğiz artık. Yoksa çok uzun sürecek. Ve daha öldüremeden diğeri de geldi. Uykum var, yorgunum ve iki kolumda yaralı. Bu haldeyken devam etmek aptallık olur. Kaçıyoruz. Ve solucan topluyoruz. Solucan toplamak bana huzur veriyor. Evimizin önünde bu kadar, tarlada ise bu kadar yer kazdık. Peki duracak mıyız? Tabii ki de hayır. 44 solucan. Hiç fena değil. Sonrasında araştırma yapmaya başladım çünkü seviye 2 olmasına az kalmış. Araştırma yapa yapa uzun yollar kat ettim. Yaklaşık 7 dakika. Daha da devam edecektim ama burada beni daha önce kovalamış olan zombilerle karşılaştım. Burada az daha araya gidiyordum. İyi kurtulduk. Ve eve döndüm. Hala bir kolumuz yaralı. Evde bekleyeceğim o yüzden. Beklerken de spor yaptım. Kolumuz hala yaralı ama yeterince dinlendiğimi düşünüyorum. Şu arkadaşları halletme vakti geldi. Bunun sırtında balta var. Sonunda adam akıllı bir silah bulduk. O yoldaki dönemece tekrar geldik. Anlaşılan yoldan devam edip dümdüz şekilde giriş yapamayacağız. Sol taraftaki ormandan da giriş yapamadık. Geriye sağ taraftan giriş yapmak kaldı. Şimdilik gideceğimiz yer burası. Burada 5-6 tane ev var. Evlerden birisine giriyorum. Güzel, artık evde rahatça yatabiliriz. Haritadan da işaretleyelim hemen. İlk işimiz bu mahalleyi temizlemek ve bütün evlere loot atmak. Bu evden başlayalım. Köpek maması dahil bütün konserveleri topluyorum. Yemek ayırt edecek bir lüksümüz yok. Kilo almak gerek. Ve köpek maması gibi güzel bir yemeği de bırakmak ayıp olur. Devam edelim. Yine yemek bulduk. Aradığımız şeyleri yavaş yavaş buluyoruz. Fakat yüksek kalorili yiyeceklere henüz ulaşamadık. Burada beklediğimden daha çok zombi çıktı. Güzel. Değerli bir şey çıkmadı buradan. Bu evden ise muhtemelen en değerli şeyler çıktı. Yerde yatan zombinin üzerinde 2 tane silah ve cephane var. Her ne kadar buna sevinmiş olsam da ne yazık ki bunları kullanamayacağım. Silah fazla ses çıkarıyor ve çok zombi çekiyor. Üstüne yeterli cephanem yok. Yakıncı olarak da 3-5 taneden fazlasını halledemem. Bu silahı kullanmaktansa 5 katlık binadan atlasam daha mantıklı bir ölüm olur. Yine de burayı haritadan işaretliyorum. Devam edelim. Ve buradaki son eve geldik. Bununla birlikte mahalleyi tamamıyla arındırdık ve lootladık. Araştırma seviyem 2 olmak üzere bir süre onu kastım. Ve burada da seviye 2 yaptım. Güzeliz. Bu mahalleyle işimiz bitti. Biraz daha devam edebiliriz artık. Yukarıdaki ormandan geçmek istiyordum ama ormanda bizi zombiler karşıladı. Kaçtım ve tekrar geri dönüyorum. 2 metre ötesini göremediğim ormanın içinde zombilerle kalmak çok da iyi bir seçim değil. O yüzden burada halledeceğim. Bu zombilerden birisinden pompalı cop ve kurşun geçirmez yelek çıktı. Temizliğimize devam edelim. Burada karşıda duran zombiler bana doğru gelsinler diye oyunu hızlandırdım. Yine. Hatalarımdan ders çıkarıyorum demiştim ya hani. İşte oradaki yor eki şu anda oluyor anlamına geliyor. Çıkardım değil, çıkarıyorum. Çıkarmış olsaydım böyle bir şey yapmazdım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 tanesini öldürdüm ve hala geliyorlar. Öte yandan 16 tane zombinin hiçbirisinde kemer bulamadım. O kadar ev lootladım, evlerden de bir şey çıkmadı. Eşyalarımı hala ellerimde taşıyor olmak canımı sıkıyor. Sonrasında bari kayıtlaya kayıtlaya bunları öldüreyim dedim. Çekicim kırıldı. Araba olan çekici değil. Çekiç olan hani. Kelime çekeceğim. Ama korkulacak hiçbir şey yok. Çünkü hala bir copum var. Bununla devam edeceğim. 17, 18, 19 ve 20.
21, 22, 23. Böyle yapa yapa yolda ilerlemeye devam edeceğim. Uzun sürecek, doğru, ama zamandan çok neyimiz var? 24. Sonunda yolun başına geldim. Pek tabii burada gezinenler de var. 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 etti. Dile kolay. Tekrar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Toplamda 36 zombi öldürdük. Kemer çıkmadı. Üstüne bir de büyük bir sürü daha geliyor. Multi-hit'in kapalı olması beni korkutuyor. Arkamızdan da geliyorlarmış. Gerilla savaşı yapmaktan başka çaremiz yok. Başlayalım. Burada onarmam seviye 1 oluyor. Artık silahlarım ve kullandığım ekipmanlar daha zor kırılacak. Hala bir kemer yok. Hala gelmeye devam ediyorlar. Toplamda 53 zombi ve hala kemer çıkmadı. Aradığım yer mi yanlış bilmiyorum. Yani en azından bir tanesinden çıksın ya. Bu adamlar pijama ile mi çıkıyorlar dışarıya? Zombiye dönüştüklerinde falan işe gitsin lan biri. Neyse. Bu bölümlük bu kadarı yeterli. Güç ve fitness'ımızı seviye 4 yaptık. Araştırmamızı seviye 2 ve onarmamız da seviye 1 oldu. Ayrıca kısa ezici ve koşuculuk gibi yeteneklerimiz de seviye 1 olmaya yakınlar. Toplamda 2 aydır hayattayım ve 206 zombi öldürdüm şimdiye kadar. Favori silahım çıplak el yazıyor. Anlaşılan bu öldürdüğüm zombilerin yarısından çoğusunu ayaklarımla kafalarını ezerek öldürmüşüm. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.